Salam kanalın izleyicileri, mən Vəfa Fərəcova sizi Ankara'dan salamlayıram. 28 May Cumhuriyet Günü münasibetiyle her birinizi təbrik edirəm. Bir kere yükselen bayrağımız bir daha emmesin, şehitlerimizin ruhu şad olsun. Başta Məmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla, Azərbaycan, ürək Azərbaycanla döyünən her birimizin, sağ qalanlarımızın ömrünü Allah bereket versin, şehit olanların ruhu şad olsun. Bu önemli bir gündə biz demək olar ki, çox dəyərli bir müsahibimiz var. Məmməd Əmin bəyin məzarını 30 il ərzində qulluq edən, isminiz nə oldu? Halil. Halil, soyadınız? Gümüş Sivil. Gümüş Sivil. Evet, Gümüş Sivil. Biraz özünüzdən bəhs edin ki, Məmməd Əmin bəyin məzarına dediniz ki, 30 ildir siz qulluq edirsiniz. 30 ildir, 30 ildir. Bundan biraz başlayaq, necə oldu? Şimdi ben Erzurumluyum. Benim aslında bir tarafım da Azerbaycanlıdır. 30 yıldır ben burada bahçıvanlık yaparım. 30 yıldır Mehmet Emin Ersuzade'ye hizmet ederim. Çünkü o benim atamdır. Ben ona hizmet etmekten gurur duyarım, şeref duyarım. Allah nur içinde yatırsın. Biz ondan Yasin-i Şerif'in de dediği gibi min kalben Rabbim Rahim. Biz kalben ona bağlanmışız. O benim kalbimdedir. Ben onunla bazı otururum, konuşurum. Baba evladın geldi derim. Sohbet ederim, sanki karşımdaki bir insanla konuşuyormuş gibi biz de onunla baba oğul olmuşuz. Azerbaycan halkının beni unutmamasını isterim, beni hatırlamasını isterim. Burada Mehmet Emin Rəsulzadə yalnız değildir, burada onun manevi oğlu Halil vardır. Dünya yerinden de kalksa ben onun başındayım. Gün gelir, hepsinin de hesabı sorulur. Benim kimseden de korkum yoktur, bir Cenab-ı Allah'tan korkum vardır. Ben her zaman için Mehmet Emin Rəsulzadə'nin yanındayım. Her zaman için Arif Acılı'nın yanındayım. Musalla Partisi'nin yanındayım. O insanların beni unutmamasını temenni ederim. Başka bir şey temenni etmem. Tabii ki unutmam. Evlatları vardır burada desinler, bana yeter. Siz az önce sohbet zamanı bildirdiniz ki eskiden mezar eskiden, bu hali değildi. 2008'de anıtlar vurulu yaptırdı. 2008'den önce topraktandı, çıtalarla çevirmiştik. Üzerine çiçekler ekiyordu. Öyle hizmet ediyordu. 2008'de anıtlar vurulu yaptırdı. Anıtlar vurulu yaptırdıktan sonra bu vaziyete geldi Mehmet Emin Rəsulzadə'nin kabri. Böyle şimdi yani. De bu şekilde hizmet etmekteyim. Çok mu gelen olur ziyarete? Tabii ki. Burada okuyan talebeler gelir, yurt dışından gelirler. Türkiye Cumhuriyeti'nde okuyan talebeler, askerler, polisler, hepsi gelirler. Hemşireler, doktorlar, artı yurt dışından çok gelen olur. Yurt dışından da gelirler. Yurt dışında bulunan torunu Reis Bey'e de buradan selamlar olsun. Aleyküm selamlar olsun. Evet, bugün bizim bayramımızdır. Ne mutlu ki bize. Ki gelmişiz, atamıza sahip çıkıyoruz, atamıza hizmet ediyoruz, bundan gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bir Azerbaycan halkının da bundan gurur, şeref duymasını istiyoruz, biliyoruz. Halil Bey, siz 30 yıldır burada Mehmet Emin Bey'in, necə deyirler, mezarının keşiğindesiniz, qulluğundasınız. Evet. Bu iller ərzində büyük ihtimal hem Türkiye yetkilileri, üst düzey cumhurbaşkanları olsun, başbakan olsun, hatta rahmetli Elçi Bey'in de gelmesini görmüşsünüz. Gördüm. Yani onunla ilgili hatıralarınızı paylaşır mısınız bizim izleyicilerle? Tabii ki. Yani hepsi Mehmet Emin Rəsulzadə için can atırlar, can ederler. Hepsi onların hepsi baş tacı ederler. Fakat bir takım yönetimlerden korktukları için, çekindikleri için ne yaparlar? Her zaman için geri planda dururlar. Aslında korkmamaları lazım. Neyse özü, sözü neyse özü de öyle olmalı, sözü de öyle olmalı. Cesaret göstermeli, dimdik durmalı, dimdik söylemeli. Ama bazı işte yöneticiler olsun, bazı insanlar olsun arkadan ayrı oluyor, yüzüne ayrı oluyor. Öyle olmamasını tercih ederim. Sahipsiz değildir, bir oğlu vardır. Hadi aslanlar gibi buradayım. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yoktur. Bir Azerbaycan halkına da canı gönülden selam ederim, sevgi ederim. Hürmetlerimi sunarım. Aleyküm selam. Az önce dediğim gibi Elçi Bey ile mezar başında tanıştınız mı? Elçi Bey Allah nur içinde yatırsın. Elçi Bey buraya geldiğinde ne bileyim iki gözü iki çeşmeydi. Öyle bir ağlıyordu ki yani o ağlamaktan hani içindekini anlatamadı. Bir şey söyleyemedi. O gözyaşları içerisinde hala ben şimdi onu anıyorum. Tüylerim diken diken olmuştur. İtaaf oldum yani. O gözümün önüne geldi Elçi Bey'in o ağlamaları. O ağlamalarını, sızlamalarını hiç ebediyen unutamam ben.
Nur içinde yatsın. Peki Türkiye yetkililerden, cumhurbaşkanlarından kimleri görmüştünüz bu 30 yıl içinde? Türkiye Cumhuriyeti veya başbakan yetkililerinden, başbakanlardan, şimdi Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden fazla gelen olmaz buraya. Yani, fazla gelen olmaz. Yani sebep nedir? Örneğin Süleyman Demirel diyelim, diğerlerini diyelim, görmediniz mi? Yok, şimdi ne Süleyman Demirel, ne Ecevit, Turgut Özal, ne Turgut Özal, hiçbir tanesi Mehmet Emir Resulzade'yi ziyaret etmemiştir. Neden varsa arşivlerden çıkarsın, beni yalancılığına suçlasın. Yani bu 30 yıl içinde siz görmediniz. Görmedim. Ama Azerbaycan'dan gelen, özellikle de Elçi Bey ve diğer Azerbaycan... Yetkililerin hepsi vardır, hepsi gelmiştir, hepsi gelirler. Yani Arif Acılı da gelir, hepsi gelirler, ziyaret ederler Azerbaycanlar. Hepsi gelirler. Torun reisine de bir iki sefer sohbetimiz oldu. Bir iki sefer karşılaştık burada. O da tabii istiyordur da yurt dışında olduğu için gelemiyordur. Ona da buradan selamlar olsun. Aleyküm selam. Azerbaycan gençlerinden ve Türkiye'li gençlerden gelenler çok mu? Tabii çok. Milliyetçi, ülkücü camiadan hemen hemen hepsi geliyor diyebilirim. Ülkücü camiadan, milliyetçi camiadan. Gelen giden olur yani, onlardan gelen olur. Ülkücü camiye demişken, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanı, yani Devlet Bey de geldiğini gördünüz mü? Devlet Bey gelmedi. Devlet Bey'in belki zamanı yoktur bu karara yetişecek. Çünkü onların bayağı devlet işleri var. Ha, 30 yıl içinde gelmedi 30 mi? 30 yıl içerisinde görmedim kendimi. Ha, size denk gelmemiş midir yoksa? Gelmemiş olabilir. Belki bana denk gelmemiş olabilir ama ben görmedim. Yani 30 yıldır ben sabahtan akşama kadar buradayım. Siz varsanız yeter. Ben varım yeter. Ben başkasını da istemiyorum. Yani. Yorulmayasınız. Allah size ömür versin. Allah teşekkür Allah ederiz bizim önderimizin mezarının hani hep böyle diri, güzel kalmasında emeğinizi ben, halal edin bize. Yani ölenece de hayatta olduğum sürece de hiçbir sıkıntı yok. O benim babamdır. Ben onun manevi oğluyumdur. Biz kalben bağlanmışız birbirimize. Ben ondan oturup sohbetler edelim. Muhabbet ederim. O benim babamdır. Biz baba evladımız. Bizi kimse hiçbir güç ayıramaz. Tek güç ayırır. O da Allah'ın bize verdiği ölüm ayırır. Başka türlü de ayıramaz. İnşallah öldüğümde de Mehmet Emir Resulzade'ye komşu olurum. Onunla beraber gidelim. Allah gecinden versin. Allah sizlere ömür versin. Ulu önderimize de ruhu şad olsun. Cem-i şehitlerimize hem vətənimiz sağ olsun, bayrağımız hep yükseklərdə olsun. Amin. Teşekkür edirik diqqətiniz, qayğınız, sevginiz üçün. Allah razı olsun. Arayıb da benden de görüşmek isteyen olursa telefon numaramı da istersen söyleyeyim. 0544-965-2440. Teşekkür ederim. Yorulmayasınız. Allah ömür versin size. Allah razı olsun.